Her ne kadar endüstriyel futbolda pek bir geçerliliği kalmasa da kimi futbol kulüplerinin belirli zümrelerle güçlü bağları vardır. River Plate ülkenin zengin sınıfıyla ilişkilendirilirken Liverpool liman işçilerinin temsilcisi olarak kabul edilir. Benzer şekilde CSK köklerinden ötürü ordunun takımı olarak bilinir. Bazı kulüpler ise madenci köklerine sahiptir. Sunderland, Şaka Donetsk ve Schalke 04 maden işçilerinin kulübü olarak bilinir ve maden işçilerinin toplumsal ve kültürel kimliklerini yansıtırlar. Ülkemizde ise Zonguldak Spor, Tavşanlı Linyit ve Soma Linyit Spor madenci kulüplerine örnektir. Ama bu kulüplerden Zonguldak yeri maden işçileri için ayrıdır. Bu kulüp işçiler için o kadar önemlidir ki işçi milli takımı olarak anılır. Peki şimdiki adı Süper Lig olan birincilikte 14 yıl kesintisiz yer alan, bir dönem ligi 3. sırada bitiren, birincilikteyken Türkiye'nin muhtemelen en zengin kulübü olan, ikincilikteyken bile A milli takıma oyuncu gönderen işçi milli takımı Zonguldak Spor hangi siyasi gelişmeler sonrası amatör lige düşüp kapandı bir bakalım. Ne zamandır Türk takımlarının videosunu yapmıyordum beklediğimden çok daha güzel bir çalışma oldu. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Biliyorsunuz, Anadolu'da birçok kulübün kuruluş yılı 1960'lı yılların ortalarına denk geliyor. Türk futbolunun en önemli yöneticilerinden Orhan Şeref Apak, küçük kulüplerin birleşip tek ve güçlü bir kulüp olmasını istiyordu. Zonguldakspor da sporu ve Esnafspor'un birleştirilmesiyle kuruldu. Ama Zonguldak kenti futbol açısından birçok ilden avantajlıydı. Kenti ziyaret eden Apak, Zonguldak'ın gerçek madeni kömür değil futbolmuş diyerek Zonguldak'taki futbol potansiyeline dikkat çekmişti. Kulübün kurulduğu yıllarda Zonguldak Spor'a para aktaracak sanayici ve tüccar yoktu. Gerçi zenginlere ihtiyaç da yoktu. 1830 yılında Uzun Mehmet'in Padişah II. Mahmut'a verdiği müjdeden beri Zonguldak'ın en önemli ve tek gelir kaynağı kömürdü. Bu kentte her gün 50 bin madenci yerin altında hayatlarını riske atıp kömür çıkarıyordu. Kömür işletmelerinde imzalanan toplu iş sözleşmesindeki bir madde ile işçilere ayrılan spor kesintileri Zonguldak Spor'a aktarılacaktı. Bunun yanı sıra futbolcu ve teknik ekibin maaşları, tesis giderleri, ulaşım ve işletme giderleri de bu kesintilerden karşılanacaktı. Bu kesintiler o kadar büyük bir ekonomik güç demekti ki Zonguldak Spor rakipleri karşısında iddialı bir konuma gelecekti. Zonguldak Spor ile madenciler arasında kısa sürede bir bağ kuruldu. Kulüp kentteki 50 bin madencinin temsilcisi haline geldi. Her maç ilçelerden birçok insan Zonguldak Spor izlemek için kent merkezine geliyor, esnafın yüzü gülüyordu. Madenciler işleri biter bitmez yüzlerine kömür karasını temizlemeyen tribünlere doluşuyor. Bunu gören futbolcular onları hayal kırıklığına uğratmaktan utanır hale geliyordu. Finansal güç, aidiyet hissi ve birlik beraberlik beraberinde başarıyı getirecekti. Zonguldak Spor 1974'te Trabzonspor ile birlikte o zamanki adı birincilik olan Süper Lig'e yükseldi. Ayrıca takım o sezon iki kupa daha kazandı. Şampiyon olan oyunculara ise birer otomobil hediye edildi. Çıktıkları ilk sene 16 takımlı ligi 11. bir sonraki sezon düşme hattından 1 puan farkla 13. sırada bitirdiler. 1977 yılında Başkan İzzet Dinçel bir açıklama yaptı. 52 bin işçiden kişi başı 25 kuruş kesildiğini 4 milyon 680 bin TL gibi önemli bir bütçeyle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a meydan okuyacaklarını söyledi. Başka bir kaynakta ise 1975 yılında işçi başı 7,5 lira kesinti yapıldığı yazıyor. Bu kesinti meselesi o dönemlerde tartışılan bir konuydu. İşçilere sorulmaksızın kesilen paralarla kulübün bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Kalan parayla da kulüp yönetiminde etkili olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu Üst Düzey isimleri ve Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticilerinin lüks harcamaları yaptığı konuşuluyordu. İşçinin maaşından onlara sormadan zorunlu para kesilme meselesi tartışmaya açık. Tanıl Bora bu konuda iki tanık göstermiş. Birincisi eski bir futbolcu ve maden işçisi bir babanın oğlu olan 2002-2007 dönemi Zonguldak CHP Milletvekili Harun Akın. "Babamın ve arkadaşlarının ücretlerinden kulüp için kesintilerin arttırılması istendi." demiş. Diğer tanık ise Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Şükran Karahasan. Babasının Zonguldak Spor beddualıdır. Hem işçilerden para kesiyor hem bilet parası vermiyor diyerek serzenişte bulunduğunu söylemiş. Yani kulübü coşkuyla destekleyenler olduğu gibi para kesintisinden şikayetçi olanlar da vardı. O zamanlar PTT gibi müessese kulüpleri vardı ama Zonguldak Spor gibi güçlü olanı yoktu. Diğerleri arkalarını büyük şirketlere dayıyordu. Zonguldak Spor ise gücünü maden işçilerinden alıyordu. Kesilen para aslında işçilerin spor yapması ve spor aracılığıyla dayanışma ve birlik beraberlik duygusunu arttırılması için ayrılmalıydı. Ama kulübe harcanıyordu. Fenerbahçe'nin tesisi yokken Zonguldak Spor'un özel binası vardı. Binada bir sinema odası bulunuyordu. Antrenmanlar ve maçlar bu sinemada izlenip oyunculara hataları anlatılıyordu. Türkiye'de kimse giyemezken Zonguldak Sporlu oyuncular yurt dışından getirilen vidalı krampon giyiyordu. Formalar İtalya'dan geliyordu. Takım hazırlık kampı için Yugoslavya'ya gidiyordu. Zonguldak Spor çağın ötesinde bir kulüptü. Zonguldak Spor zamanla zirveye tırmandı. 1979-80 sezonunu 3. sırada bitirdi. Kulübün şartları o kadar iyiydi ki transfer yapmakta hiç zorlanmıyorlardı. O dönem Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanelerinden Cemil Tuğra'nın kazancı bile Zonguldak Sporlu oyuncuların kazancından azdı. Zonguldakspor 1981-82 sezonunda bir kez daha zirve ortağı oldu. 16 hafta yenilgi yüzü görmeyen Kara Elmas Ligi 4. sırada bitirdi. Ama bütün bu güzel gidişatı etkileyen bazı siyasi olaylar yaşanmıştı. Bunlardan ilki 12 Eylül 1980 askeri darbesiydi. 24 Ocak kararlarını bilmeyenler için özet geçeyim. Başbakan Müsteşarı Turgut Özal enflasyon ve ekonomik bunalımdan kurtulmanın çaresini özelleştirmede görüyordu. 1980 yılında Türkiye genelinde 220 grev olmuştu ve 84 bin işçi bu grevlere katılmıştı. Sendikalar disiplin altına alınmalıydı. Ne var ki 24 Ocak kararlarını siyasi ortamda meclis çatısı altında uygulamak güçtü. 12 Eylül askeri darbesi sonrası neoliberal ekonomi politikalarını uygulamak için 82 Anayasası'nda Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokalt Kanunu yeniden düzenlendi. Bu düzenlenmeler düzenlemeler Zonguldak Sporu olumsuz etkiledi. Aydatların artırılması yasaklandı ve kömür işletmelerinin maddi desteği kesintiye uğradı. Başbakan Turgut Özal serbest piyasa ekonomisinde devletin iktisadi faaliyetlerle uğraşmasını istemiyordu. Yani devlet kağıt fabrikası, cam fabrikası veya kömür madeni işletip ürünleri satmamalıydı. Bu durum en çok Zonguldak Sporu etkileyecekti. Kömür ithalatının başlaması, İran ve Rusya ile doğalgaz anlaşması yapılması, yerli kömür madenlerinin faaliyetlerinin kısıtlanması ve işçi sayısının azalmasıyla birlikte Zonguldak kente ekonomik sıkıntılarla yüzleşti. Bu durum kulübü olumsuz etkiledi. Hızla yoksullaşan ve eski başarısından uzaklaşan takım önce orta sarı takımına dönüştü. Sonrasında da 1987-88 sezonunda ligi sonucu tamamlayarak ikinci lige düştü. Zonguldak spor kısa sürede borçlarını ödeyemez hale geldi. Mayıs 1988'de kapısını haciz memurları dayandı. Güçlü ekonomisiyle 14 yıl birincilikte büyük takımlara kafa tutan Zonguldakspor borç içinde 3. lige kadar geriledi. Bir dönemin efsanesi ve maden işçilerinin gönülden bağlandığı Zonguldakspor bir çıkış arıyordu. 1991 yılında kulübün başına Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Şemsi Denizer geçince bu sefer İbre Zonguldak Spor'la dönmeye başladı. Denizer 1990'da gerçekleştirilen ve Türk siyasal hayatının en önemli eylemlerinden biri olan Büyük Madenci Yürüyüşü'nde öncü bir isimdi. 1980 yılından beri 10 yıldır ücretlerinde kayıplar yaşayan maden işçileri Zonguldak'ta eylem yapmış, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden maden işçilerinin desteğiyle sayıları 100 bine ulaşmış ve kötü iklim şartlarına rağmen Ankara'ya yürüyüşe geçmişlerdi. Şemsi Denizer de bu önemli yürüyüşün baş aktörlerinden biriydi ve birçok kişinin saygı gösterdiği bir isimdi. Denizler kulübün başına geçmek istiyordu çünkü Türkiye taş kömürü kurumunun kasasında bir hayli para birikmişti. Dibe sürüklenen kulübü bu parayla ayağa kaldırmak istiyordu. Sendika ve Zonguldak Spor birlikteliği tekrar başlayacaktı. Aralık 1992'de açıklanana göre her yıl kulübün kasasına 1 milyar TL giriyordu. Başkan Denizer güçlü takım kurmak için sürekli transfer yapıyordu. Takımı 1. Lig'e döndüreceklerdi ama kasada 5 milyarlık açık vardı. Bu açığı kapamak için Madenkop isimli AVM kuruldu. Bu AVM'den her yıl 14 bin işçiye kar payı dağıtılıyordu. Kulüp 1. lige çıkmak için para harcamaya devam etti. 1996-97 sezonunda hedefe çok yaklaştılar. Ne var ki çok büyük bir hata yapıldı. Yükselme playoffu yarı finalinde Zonguldak Spor rakibi Adıyaman 2-1 yenmiş. Fakat sarı kart cezası oyuncu oynattıkları ortaya çıkınca hükmen 3-0 yenik sayılmışlar. Böylece büyük bir fırsat kaçırmışlardı. Bu olay sonrası kimi yöneticiler tepkiler yüzünden evlerinden dışarı dahi çıkamadı. Şemsiz Denizler kulüp menajerini ve diğerlerini suçladı. Sonrasında Denizler için işler pek iyi gitmedi. Ekim ayında teknik direktör Hüsnü Özkara Başkan Denizler kulüple ilgilenmiyor diyerek istifa etti. Oyunculara verilen çekler karşılıksız çıkıyor, arabalarına haciz konuyordu. 1999 yılında Zonguldak valisi İsmet Metin eski başkan Şemsi Denizler ve yöneticiler hakkında Son 5 yılın hesapları konusunda ciddi endişelerimiz var. Soruşturma sürüyor açıklaması yaptı. İddialar korkunçtu. 1998 yılında kulübün borcu faiziyle birlikte 75 milyardı. Madenkop AVM kalabalık olmasına rağmen zarar ediyor gözüküyordu. Söylenenlere göre Denizer sendikanın açığını buradan gelen parayla kapatıyordu. Yöneticilerden biri kendi imzasını taklit edip sendikanın parasını harcadığı için başkanın karşısına çıkmış ama başkan bu uyarıyı umursamamıştı. Büyük grevde yurt dışından gelen paralarsa Denizer'in kendi hesabına yatırılmıştı ve para Denizer'in eşi ve sekreteri tarafından çekilmişti. Sendika başkanı Denizer lüks yaşamıyla dikkat çekiyordu ve Jaguar'a biniyordu. Eski futbolculardan Lavuar Ahmet lakaplı Ahmet Birdal, Genel Maden İş Sendikası ve Zonguldak başkanı Şemsi Denizer'i sendika üyelerinden kesilen yüklü miktardaki parayı kulübe aktarılması için ikna etmeye çalışmış. Ama Denizer parayı kulübe değil vakfa aktarmıştı. Ayrıca başkan kulüp adına kredi çektirmiş Zonguldak Spor'u zarara uğratmıştı. 1999'da bu sefer Geneliş maden sendikası başkanı Çetin Altun devreye girdi. Kulüp yönetiminin yarısını sendika diğer yarısını Zonguldak Spor başkanı Ayhan Bal seçecekti. Bu hamleyle birlikte kent Zonguldak sahip çıkmaya başladı. Milletvekilleri ve siyasiler kulübe destek oldu ama beklenen başarı bir türlü gelmiyordu. Sendika yönetimden çekildi kulüp tekrar ekonomik darboğaz yaşadı. Zonguldak Spor sonraki yıllarda borçtan ve kötü gidişattan kendini kurtaramadı. Belediye Başkanı Secatattin Gonca kulübe gelir sağlaması için bir otopark tahsis etti ve belediyenin futbol takımını liglerden çekip oyuncuları Zonguldakspor'a gönderdi. Takımı kurtarmak için amatör yeteneklere yöneldiler. Zonguldakspor 2007-2008 sezonunda 3. Lig'de tutunamayarak amatör lige düştü. Yöneticiler iddia gelirlerini kullanamadı çünkü bu gelirler kulübün kasasına girmeden doğrudan icraya gidiyordu. Sigorta, vergi ve şahıslara toplam borç 1,5 milyona ulaşmıştı. 2010-2011 sezonunda milletvekilleri ve siyasilerden destek göremeyen Zonguldakspor, baraj maçında demir madencilik Dilaver Spor'a 4-2 yenilip 6. seviyelik olan 1. amatör lige düşerken demir ailesine ait olan Dilaver Spor ise bölgesel amatör lige yükselme hakkı elde etti. Bu düşüş sonrası 5 milyon TL borcu olan Zonguldak Spor için yapılacak tek hamle kalmıştı. O da Zonguldak mirasını yaşatmak ve borçsuz bir şekilde yeniden hayata dönmesini sağlamak için isim değişikliği yapmaktı. Gerçek Zonguldak Spor'un ismi Fener Spor yapıldı. Bu kulübün faaliyetleri sona erdirildi ve kulüp kapandı. Böylece İsa Ertürk, Ömer Kaner ve Kemal Kılıç gibi oyuncuları büyük kulüplere satan, Tümer Metin ve Abdülkerim Bardakçı gibi yetenekleri Türk futboluna kazanılan Zonguldak Spor, tarihin tozlu sayfalarına karışmış oldu. Kulübün anısını yaşatmak için bölgesel amatörlükle mücadele edecek demir madencilik Dilaver Spor'un ismi Zonguldak Kömür Spor olarak değiştirilip arması ve renkleri Zonguldak Spor ile benzer biçimde tasarlandı. Tabi dikkat ederseniz en önemli fark kulübün kuruluş yılı. Zonguldak Spor'un kuruluş yılı 1966 iken Dilaver Spor'un 1986. Zonguldak Kömür Spor'un da armasında 1986 yazıyor. Kulübün yönetimi ise demir ailesine ait. Peki kimilerine göre çakma Zonguldak spor, kimilerine göre ise geçmişin mirasını taşıyan Zonguldak kömür spor ne yaptı, neleri başardı, şu anki durumu ne? Kurulduğu yıl Antalya'da 5 yıldız otelde kamp yapan Zonguldak Kömür Spor amatör ligde seyirci rekoru kırıyordu. 3. lige yükselmek için önlerinde sadece bir engel kalmıştı. Son maçta 1-0 önde oldukları Ankara Adliyet Spor'dan son dakikalarda 2 gol yediler, uzatmalarda Kömür Spor'un 2 topu direkten döndü ve takım maçı 2-1 kaybetti. Zonguldak Kömürspor trajik biçimde şampiyonluktan oldu ve Zonguldak kenti büyük bir travma yaşadı. Yine de kulübün durmayan yeti yoktu. Bir sonraki sezon bu sefer şampiyon oldu ve 3. lige terfi maçlarında Zara Belediyespor'u 2-0 yenerek profesyonel geri döndü. 2015-2016 sezonda Çanakkale'de oynanan playoff finalinde 600 kilometre yol gelen binlerce taraftarının da desteğiyle Kızılca Sporu 2-1 yenerek 2. lige yükseldi. Kentte moraller yüksekti. Taraftarlar bu gidişat sonrası mutluydu. Zonguldaklılar geçmişte olduğu gibi tekrar başarı hikayesi yazabilirdi. Kısa sürede emir adımlarla çok iş başarmışlardı. Buradan bir peri masalı hikayesi çıkabilirdi. Ne var ki Zonguldak temsilcisi için tarih tekerür edecekti. Zonguldak Kömür Spor ikincilikte bir orta sıra kulübü oldu. Sırasıyla ligi 8. 12. 11. 10. ve 12. bitirdi. Temmuz 2021'de 8 yıldır başkanlık yapan Süleyman Caner görevi bıraktığını açıkladı. Başkan kapı kapı dolaşıp takvim pazarlamış, destek gecesi düzenleyip forma ve kombine bilet satmıştı. Eski bir maden işçisi olan Cahit Terzi ve kentin evladı olan Şenol Demir'i teknik direktör olarak takımın başına getirmişti. Ne var ki pandemi sonrası kulüp maddi krize girdi. İki sezondur borçları ödeyemediği için TFF'den transfer yasağı geldi. Yasağı kaldırsalar da borçlar artmaya devam ediyordu. Yerel basında yazdığına göre kulübün toplam borcu 13 milyon liraya ulaşmıştı kulübün sahibi olan Demir ailesi destek görememekten yakınıyordu. Biliyorsunuz bir kentte kulübe sahip çıkan tek bir aile varsa diğer aileler onlara zaten para veriyor deyip kulübe destek sağlamaz. Bu Türkiye'nin gerçeğidir. Demir ailesi de bu durumdan şikayetçiydi. İkincilikle taraftar olmayan kulüpler bile stadına reklam alırken Zonguldak Kömür Spor reklam bulamıyordu. Bununla birlikte yerel basın ise sıfırdan kurulan bu kulübün nasıl bu kadar borca battığını anlayamıyordu. Kulübün düzenli bir geliri yoktu. Altyapı yerine dış transfere yönelmişlerdi. Kulübe sahip çıkmak isteyenlerse yüklü borç altına girmek istemiyordu. Kimilerine göre Demir ailesi kulübü bir başkasına devretmeli. Kimilerine göre ise Zonguldak Kömür Spor'a yıllardır ailelerinin bir parçası gibi sahip çıkıyorlar ve bıraksalar dahi kentten kimsenin kulübe sahip çıkmayacağını söylüyorlar. Yani bu konuda çok da haksız değiller gibi. Zaten Demir ailesi birkaç kez kulübün aile kulübü değil kentin kulübü olduğunu söyledi. Sahip çıkmak isteyen varsa gelsinler dediler. Ama bir taleplinin borcu öderseniz kulübe sahip çıkarım dediği de basında yazılıp çiziliyor. Bakalım kulübün geleceği ne olacak merakla bekliyorum. Burada arada Zonguldak Kömür Spor, Zonguldak Spor gibi madenci kültürünü temsil ediyor ve temsil etmeye devam edecek. Takım her maça 12 kişi çıkıyor. Her maç kulübe gönül veren binlerce maden işçisini temsilen sarı baretli ve tulumlu bir madenci takımın ilk 11'ine eşlik ediyor. Sezon öncesinde futbolcular maden işçileriyle birlikte yemek yiyor. 4 Aralık Madenciler Günü'nde barette poz veriyorlar. Madende canlarını kaybeden işçilerin isimlerinin yazılı olduğu bir forma yaptırırlar. Başta kilimle olmak üzere bütün ilçelerde futbol oynanıyor. Kentin büyük bir futbol potansiyeli var. Bununla birlikte Zonguldak nüfusu giderek azalıyor. 2020 verilerine göre il merkezinin nüfusu 121 bine kadar geriledi. Varlıklı olup da kulübe destek veren insan sayısı çok düşük. Zonguldak'ta futbol severlerin tansiyonu biraz yüksek olduğu için başarısızlık sonrası sağa kapatma ve para cezaları kulübe sorun oluyor. Bu sorun ta 70'lerden beri de var. Zonguldak Kömürspor bu videoyu hazırladığım tarih itibariyle ikincilikte düşme hattında yer alıyor. Kulübün 3. lige düşmesi durumunda kentte birçok insan ikinci kez travma yaşayacak. Bu yüzden demir ailesi, siyasiler, taraftarlar ve kentteki diğer aktörlerin ivedilikle bir araya gelip acil eylem planı hazırlaması gerekiyor. Bu arada Dinar, Düzce ve Kahramanmaraş depremlerinde maden işçileri abilerimiz kahramanlık destanı yazdı. Birçok insanın hayatını kurtardılar hiç tereddüt etmeden enkazlara daldılar. Zonguldak Kömür Spor da afet bölgesine ilk ulaşan kulüplerden biriydi. Zonguldak Spor videosu yapmışken bu konudan bahsetmemem olmazdı. Umarız Zonguldak Kömür Spor kısa sürede sıkıntılardan kurtulur ve layık olduğu yere geri döner. Ben Mr. Manager bir sonraki videoda görüşmek üzere.